Amaç tabii ki hakikate dair. Hakikate dair ne elde edebilirim? Ya da işte Allah'ı bilmeye dair ne elde edebilirim? Amaç bu zaten. Doğru. Ama işte bu amacımız doğrultusunda yol yürürken yolda bir sürü tuzaklar olduğunu da bilmemiz lazım. Girdaplar olduğunu bilmemiz lazım. Dikenler olduğunu bilmemiz lazım. Amaç bu. Evet ama doğru yoldan gitmemiz lazım ki ne girdaba kapılalım, ne ayağımıza işte dikenler batsın, ne kayalıklardan yuvarlanalım. O zaman istikameti iyi korumamız lazım. İşte zaman zaman akılla bakmayalım, akıl bizi tuzağa çeker dediğimiz nokta burada oluyor işte. Çünkü akıl %50 isabet, %50 yanılma ihtimali taşıyor. O zaman yani akıl mutlak surette itibar edeceğimiz bir şey olmadığını anlıyoruz. %50 yanılma az mı? Az mı yani? O risk alınır mı? %50 yanılma. O zaman işte aklı belli noktalarda o zaman %50 yanılmaya bizi sürükleyecek akıla göre hareket etmeyeceğiz. Çünkü akıl vehmin mutlak surette tesiri altındadır. Bizde bulunan vehim kuvveti var ya. Vehmimiz aklın kendi tesirine çektiğine göre her insan için bu geçerli. Peygamberler hariç. O zaman biz bile bile niye o vehmin pençesine atalım ki kendimizi? Yani akılla gidersek vehmin pençesine atmak bu. O zaman vehmi kullanmamak nasıl oluyor? İşte o mutlak ilahi keşif yoluyla elde edilen bilgi, ilahi zevk yoluyla elde edilen bilgi. Bunlar vehmin müdahale edemediği yerler. O zaman buraya itibar etmemiz gerekiyor. İlim olarak sabit ilmi alıp yolumuza devam edeceğiz. Sabit olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz, sağlam olduğuna gördüğümüz şeye sarılacağız. İpe sarılacağız. Biraz vakit dar. Yani sabit. Yani güvende gidelim. Güvende adım at. Tamam. Hani diyelim ki bir yolculuk, böyle bir köprü. Evet. İşte bas, kontrol et, çöküyor mu, çekmiyor mu? Evet. Diyorsunuz. Vakit işliyor. Buna yapacak bir şey yok. Yani nasibimizde varsa o ömrümüz dahilinde yani geçemeyeceğiz abi, erişemeyeceğiz, gidemeyeceğiz. Nasip neyse o oluyor zaten. Yani biz bilmiyoruz, şimdi Allah biliyor hakkımızda. Ömrümüz dahilinde o hakikatlerin neresine vasıl olabileceksek bu Allah'ın takdirinde zaten mevcut. Tabii biz insan olarak aceleciyiz. Yani bunları öğrendikten sonra bu hakikatleri vakit de dar. Çok hızlı gitmem gerekir diyoruz bu sefer. Ama bu hızlı gitmem gerekir derken öyle bir alandayız ki tuzakları çok olan bir alandayız. Şey yanıyor aşağısı. Aynen. Yani köprü yani ne olursa olsun gene sağlam basmamız lazım. Bazen işte bazen oluyor. Yani sağlam basarak gitmemiz gerekir derken bazı o idrak sıçramasını yapabilmek için hakikate dair dediğimiz aklın alamadığı, kabul edemediği yerden bir kelam ediyoruz. Bir kelam okuyoruz. Ya da bir kelam ediyoruz. Bu budur diyoruz. Tabi insanın dünyası allak bullak oluyor. Ya şimdi bunu nereye oturtayım ben bunu? Nasıl anlayayım? Hakikate dair bir kelam oldu. Ortaya atıldı bir şey. Söylendi. Ben bunu şimdi nasıl anlayayım? Nereye oturtayım? Burada işte kişi riske düşüyor mu? Düşüyor. Bu kadarcık riski de alıyoruz. Almak zorundayız. Çünkü hakikate giden yolculukta risksiz işte, bir şey yok. Yani tamamen hocam aklımdaki şey işte yani tahta köprü böyle hafif kırık mırık çökebilir. Altta cehennem var, ateş var. Bastığımız yerin sağlam olup olmadığını güvenmemiz lazım yani. Ya kırılıp aşağı gideceğiz. Ama bazen de riski alıp yani kıtırt ses çıktı ama ben basayım gene kırılmaz yani diyeceğiz yani belki. Diyeceğiz. Burada işte teslimiyet dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani eğer ben mutlak sağlam gitmek istiyorum, hiçbir surette risk almayacağım derse bu insana, bu yolcuya bu yoldan gidilmez. Vasıl olmaz yani. Olmaz. Yok. Burası risk, zaten bunu bilerek zaten çıkılıyor yola. Risk almak zorundasın. Eğer hakikate talip isen risk almak zorundasın. Buradaki köprüyü geçiyor. Kardeşim ben geçmeyeyim, ben burada rahatım diye. O zaman yani ben bir risk almak istemiyorum diyen adam dönmesi lazım. Dön şeriata yapış. Hiç girmez abi. Yola çık. Tabii hiç çıkma. Çünkü bir de şu var. Yola çıktıysan bunun muhasebesini çok iyi yapması lazım kişi. İyice düşünmesi lazım. Ben bu yola talip miyim? Yola çıktıysam da artık geri dönüp bakmayacaksın. Yani yola çıktım. Köprünün üstünde ya buradan öteye de cesaretim kalmadı artık. Dönüş de yok. Kaldım diyemezsin. Evet. Dönüş de yok. Evet. Burası daha kötü olur yani insan için. Çünkü yani o dar alana çıktın. Köprünün üzerinde korkuya, endişeye kapıldın. Ya ben yanlış yaptım dedin. Dönemezsin. Çünkü oradan bir idrak aldın artık yani. Evet. Hakikatten aldığın idraklar var ya, onları tekrar kesip atman, budaman, ortadan kaldırıp komple şeriata dönmen çok zor yani. O yok. O kolay kolay çıkmaz. O olmaz. Bu yarım yamalak köprüye kadar, yarısına kadar gelirken hocam, elde ettiğin hakikatler de kalırsan orada ne oldu o zaman? Zıvanadan çıkarır. Ya gideceğiz karşıya. Aynen öyle. Tamam. Ya da zıvanadan çıkma riski var. Ama gitmeme durumunda da aynı durum var. O yarıda kalmış oldum. Bu şekilde de gitme riski var. Yarıda, o zaman yarıda kalma, yani kendi rızanla ben buradan öteye gitmeyeceğim, kalacağım dememek lazım. Diyecek insan hiç çıkmayacak. Tamam hocam, diyoruz da işte hani gidememe şeyin de var yani. O ilahi var. Takdir. Yani ömür gidememe riski daha fazla yani. Var. Baktığımızda. Ömür bitti. Kafi gelmedi ama yolculuktaysın, ama halis niyetle ben karşı yakaya geçmek niyetinde çıktım yola ama ömrün kafi gelmedi. O bizim elimizde olan bir şey değil. O Allah'ın takdiri. Ama kendi rızanla ben bu yolun ortasına geldiğim zaman vazgeçtim gitmekten dersen o kötü işte. Orası kötü. Öğrenme bana tehlikeli, artık gidemeyeceğim. Çok korktum. Evet, falan, korktum. Falan. Vazgeçtim. Vazgeçilecek yola girilmemesi lazım. Burası, bu hakikatler böyle çok acayip bir yer. Çünkü hakikatten almaya başladığın zaman, yani o sınırın, dairenin dışındaki dünyayı fark edip de oradan bir şeyleri almaya başladığın zaman hem çok hoş gelir, muazzam zevk verir, Allah'a defalarca hamd ettirir o hakikate dair aldığın yerler. Çünkü sünnetullah kanununu çözmeye başlıyorsun artık, işleyişini, mekanizmayı. Ne demek ya? Mekanizmanın nasıl işlediğini çözmeye başlıyorsun. Kırıntı kırıntı. Zaten hakikat mekanizmayı çözmek demek zaten. Bu da insana çok zevk verir. İşte burada dikkat edilmesi gereken, dönüyoruz gene akla göre hareket etmemek, bir rehberinin verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmeye gayret etmek. Çünkü kendi fevri çıkış yaparsa kişi orada gerek algılamada, gerek görmede, gerek gördüğünü değerlendirmede, bu da gene tuzağa düşer işte. Yanlışa düşer. Çünkü oradaki gördüğü şeyi yorumlar ama henüz daha göreceği şeylerle yorumlasaydı doğru yorumlayacaktı. Görmediği şeylerle eksik yorumladığı için yine hataya düşer. Yani akıllı devreye sokmayacak işte burada. Böyle akıl olmuş. Ya işte aklı sokmayacak. Bu alanda akıl devreye sokulmaz. Burayı iyice bir anlayalım. Yani akıl devreye sokulmaz derken gördüğün hakikati gördüğün kadarını alman gerektiğini bileceksin. Yani hocam bir şeyde gelen ilimle yavaş yavaş dediniz ya, zamanla oturduktan sonra o şey açılacak dediniz ya. O zaman da yani iyi bir şekilde ilmin gelmesi gerekiyor. İlim tabii, kanallarının doğru bir şekilde gelinmesi lazım. Açık olması lazım. Gayet açık olması lazım. İlim kanalında yani gelen şeyleri, o vanaları sonuna kadar açmazsak da gene kalacağız. Azalırsın. Evet. Doğru. Onun için işte burada işte o noktada köprüyü geçme niyetine girip de köprüye adım attıktan sonra teslimiyet, samimiyet, muhabbet, sadakat, şükür, sabır dediğimiz düsturlara ne kadar çok ihtiyaç olduğu ve mutlaka çok sıkı sıkıya sarılması gerektiği o zaman anlaşılıyor işte. Çünkü bu saydığımız düsturlarda birinden eksik olsa ya da hakkıyla yapışmamış olsa bu direklere insan o yolculukta oraları idrak edemez. Çünkü orası akılla idrak edilmeyecek bir yer dedik. Aklı kaldıracaksın, kenara koyacaksın dedik. Gönülle ancak idrak edilebilecek bir yer dedik. O zaman gönülle idrak içinde şu sayılan düsturlar o gönül idrakına meşale oluyor. Işık tutuyor. Bu düsturlara sarılmazsan ışığın olmuyor bu sefer işte. Işığın olmadı mı ayağını basacağın yeri göremezsin. Anlatabiliyor muyum?